Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Malumunuz üzere bugün 25 Nisan ve Merkez Bankası'nın para kurulu toplantısı bulunuyor. Geçmiş zamanlarda Merkez Bankası'nın para kurulu toplantıları gerçekten piyasanın ana gündemiydi ama şu anda piyasanın ana gündemi aslında Merkez Bankası'nın bu toplantısı veyahut da faizler konusunda vereceği karar değil. Zira bunun iki önemli sebebi bulunmakta sevgili dostlar. Birincisi, Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz indirimi yapması yönünde bir beklenti söz konusu değil. Zira piyasanın içinde bulunduğu koşullar, özellikle dolar kurundaki ciddi yukarı eğilim, Merkez Bankası'nın elini çok önemli boyutlarda zorlaştırmış bulunuyor ve bu kaynaktan dolayı da Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz indirimi veya artırımı şeklinde bir değişiklik yapması beklenmemekte. Fakat Merkez Bankası'nın bu toplantıda, bu para kurulu toplantısında faizlerde bir değişiklik yapmamış olsa bile ne tür açıklamalar yapabileceği konusu önemli. Eğer ki geçtiğimiz toplantıda olduğu gibi sıkılaştırma politikasının devam edeceği ve Merkez Bankası'nın olağanüstü fiyat hareketliliklerinde veya piyasa hareketliliklerinde elindeki farklı farklı araçları kullanmaya devam edeceği yönünde bir açıklama söz konusu olursa bile piyasanın artık bu hususa da çok fazla itibar etmediğini görmekteyiz. Zira son dönemlerde Merkez Bankası'nın piyasayı dizginleyebilmek adına özellikle swap ve koridor arkası faiz artışlarıyla ilgili yapmış olduğu müdahalelerin de çok fazla bir etkisi olmadığı görülmüş durumda. Arkadaşlar, yine de Merkez Bankası'nın söylemleri çok önemli olacaktır. Şayet Merkez Bankası piyasayı rahatlatmak ve piyasadaki TL sıkışıklığını, nakit sıkışıklığını giderebilmek anlamında bu daha önceki toplantıdaki sıkılaştırma politikası söylemlerimden vazgeçer veya bu anlamda bir ifadeyi açıklamaları içerisinde geçirmez ise bu durumda piyasanın uygulanmakta olan sıkı para politikasından vazgeçildiği şeklinde bir anlam çıkarması da mümkün olabilir. Bu durum dolar için, dolar TL için pek de olumlu olmayacak bir durumdur. Zira sıkı para politikasından vazgeçilmiş olması piyasada bir takım olumsuz değerlendirmelerin yapılmasına sebebiyet verebilir. Merkez Bankası için arkadaşlar bir diğer önemli konu, aslında en önemli konu ise bildiğiniz gibi son günlerdeki Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin olarak ortaya atılan iddialar. Özellikle Financial Times tarafından yapılan bir manşet haberde Merkez Bankası'nın rezervlerini son derece ciddi şekilde tükettiğini ve kaynaklarının oldukça azaldığını, hatta bir ay bile ithalat giderlerini karşılayamayacak seviyelere indiğini ifade etmişti. Ancak Merkez Bankası ise diyor ki bu bir muhasebeleştirme meselesidir. Siz net rezervlere bakıyorsunuz ama aslında brüt rezervlere bakılması lazım şeklinde bir kavram kargaşası oluşmuş durumda. Arkadaşlar, Merkez Bankası bu konuda çok net ve şeffaf açıklamalar yapmıyor. İşte Merkez Bankası'nın bir yetkilisine dayanılarak alınan bilgiye göre, şu kişinin vermiş olduğu açıklamaya göre gibi gayri resmi açıklamalar söz konusu olduğu için de gerek iç piyasa, özellikle dış piyasa bu husustaki açıklamalardan yeteri kadar tatmin olamadı. Ve dolardaki hareketliliğin, dolar TL'deki hareketliliğin en önemli kaynaklarından birisi de Merkez Bankası'nın rezervlerinin şu anki durumu nedir? Acaba alarm şeklinde bir tablo mevcut mu, değil mi şeklinde. Esas önemli konunun temelini oluşturan faktör ise Merkez Bankası bu konuda net bir açıklama yapmadığı gibi bu para kurulu toplantısında, bugünkü para kurulu toplantısında da bu konuya dair herhangi bir açıklama yapmak yerine bir hafta sonra bu kurulun ardından 30 Nisan tarihinde olması lazım tahmin ediyorum. Enflasyon raporunun açıklanacağı günde bu konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapacağını ve bu iddialara cevap vereceğini ifade etmiş olması. Yani arkadaşlar, böylesine önemli ve böylesine ciddi bir konunun, böylesine tartışmalı olan bir konunun bugün açıklanmak yerine bir hafta sonraya ertelenmiş olması da ciddi şekilde kafalarda karışıklık yaratmakta. Bu da önemli bir anekdot olarak değerlendirilmeli diye düşünmekteyim. Arkadaşlar, Merkez Bankası kararının geleceğiyle ilgili olarak dediğim gibi herhangi bir değişiklik beklenmemekle birlikte bu kararın ardından piyasalarda bir hareketlenme söz konusu olur mu olmaz mı sorusu tabii ki sizler için önem taşımakta. Şu anda 5.90 seviyelerine ulaşmış, 5.90 üzerini dahi test etmiş bir dolar seyriyle, dolar TL seyriyle Merkez Bankası'nın kararını karşılamak üzereyiz. Bu kararın dediğim gibi
çok önemli bir etki yaratması piyasa açısından beklenmemekte. Şu anda arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi üst bandımız olan 5.90-23 seviyesi, ki bunu ben sizlere dün gece de aktarmıştım. Bu seviye önemli bir direnç konumunda ve şu an itibariyle 5.90-18 seviyesini en yüksek değer olarak görmüş bulunuyoruz. Şayet Merkez Bankası piyasalardaki sıkılaştırma eğiliminden vazgeçtiğine ve piyasaları biraz olsun serbest bıraktığına dair bir söylem de bulunur ise dolar TL'de bir miktar hareketlenme görülebilir. Bu durumda 5.92-50 seviyesine kadar pivot seviyemizi şöyle vermem gerekiyor. 5.91 ve 5.93 aralığına doğru bir hareketliliğin yaşanma olasılığını dikkate almak gerekebilir. Ancak bunun haricinde 5.93-25 seviyesi günün pivot seviyesi özelliğiyle, ikinci pivot direnci seviyesi özelliğiyle ve genel anlamda 5.94 bölgesinde bir direnç noktamızın bulunduğu, şu sarı hattımızın tanımlamış olduğu seviye itibariyle bir direnç noktamızın bulunduğunu dikkate alacak olursak, özellikle 5.90 ila 5.95 aralığındaki hareketlenmelerde temkinli ve dikkatli olmak gerektiği sonucu Merkez Bankası'nın kararı sonrasında da ortaya çıkacaktır. Arkadaşlar, karar ardından bir dalgalanma yaşanabilir. Yaşanabilecek olan dalgalanmalarda panik hareketler yapılmaması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Olası dalgalanma tablosu ile karşı karşıya kalacak olur isek, bu durumda Merkez Bankası'nın kararı ardından temkinli bir iyimserlik oluşsa bile ben 5.85 aşağısına gelebilecek olan bir dolar kurunu şu an içinde bulunduğumuz tablo gereğince beklemediğimi rahatlıkla ifade edebilirim. Endeks bazında tabloya bakacak olur isek arkadaşlar, endeksin şu an için 95.800'deki kritik seviyesinin, kritik desteğinin aşağısında bir seyir içerisinde olduğunu görmekteyiz. 95.500 seviyesinin aşağısı görülmedi ama 95.800 seviyesinin aşağısında kalındıkça 95.000 desteğine doğru bir geri çekilme isteğinin ve ihtimalinin artış göstereceğini dikkate almakta yarar bulunuyor. Kararla birlikte 96.200-300'lere doğru bir hareketlilik olabilir. Ancak bu tarz hareketlenmeler son günlerdeki yabancı takasındaki azalma eğilimini dikkate aldığımız zaman satış fırsatı olarak görülmekte. Özetle arkadaşlar, Merkez Bankası'nın açıklamalarında ne tür ifadelere yer vereceğini net olarak bilmiyoruz ama Merkez Bankası için esas önemli mevzu, dediğim gibi, önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin yapılacak olan açıklamalar olacağı için bugünkü toplantının çok önemli bir sonuç yaratmasını beklememekle birlikte ufak tefek dalgalanmalar olur ise de dikkatli olmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Hemen arkadaşlar, endekse dair bir ifadede bulunduktan sonra sizlere şu an için aracı kurum işlemleri bazında tablonun ne olduğunu da ifade etmeye çalışayım. Merkez Bankası kararı beklenirken Credit Suisse'in 53 milyon civarında satışta olduğunu görüyoruz. Tacirler 38 milyon civarında satışta. Yine yabancı kurumlar içerisinden 21-22 milyon TL civarında Deutsche'nin satıcı olduğunu görmekteyiz. Garanti yatırım şu anda lider alıcı ama garanti yatırım genel anlamda gün içerisinde lider alıcı konumunda olup seans sonuna doğru, gün sonuna doğru satış yaptığını daha çok takip ettiğimiz veya gözlemlediğimiz bir kurum. İkinci sırada ise Merrill Lynch'in olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar, Merrill Lynch dün de 120-125 milyon civarında bir alımı bulunuyordu. Ancak Merrill Lynch endeksi diri tutmaya çalışırken ciddi miktarda short pozisyon açmıştı dün yaptığım tespitlerde. 11.000-12.000 civarında, 11.000 küsur civarında bir short pozisyon oluşturmuştu endekse yukarı taşıma çabalarıyla veya alımlarıyla. Bugün de benzer bir politika izleme olasılığı mevcuttur. Dolayısıyla Merrill Lynch'in alımlarını almak ve taşımak yönünde değil, bir şekilde endeksi yüksek seviyelerde tutup da oradan short pozisyon açmak yönünde bir strateji izlemiş olabileceğini düşünmekte yarar bulunuyor. Zira dünkü atmış olduğu adımlar bu ihtimali oldukça güçlendirmiş durumda. Arkadaşlar, kısa bir analiz vermek istedim Merkez Bankası kararı öncesinde. Umuyorum ki beklentileriniz doğrultusunda işlemler yapabilirsiniz. İyi günler dileklerimle, hoşça kalın.